العين تناديني فدعيني أما ودعيني أتفقد قوعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أما ودعيني. Çünkü geçenlerde bir adam çıkarmışlardı televizyona. Yani özellikle İsmail Saymaz denilen o İslam düşmanı, her fırsatta dine saldıran veya sapık insanlar üzerinden İslam'ı sömüren, din üzerinde ticaret elde etmeye çalışan kişiler üzerinden İslam'ı itibarsızlaştırmaya, Müslümanları kötülemeye, İslam'ın izzetini, iffetini, İslam'ın onursal yapısını yıkmaya çalışan adamlar gidiyor işte bazı selefi demeyelim de tekfirci grupların böyle aşırı tekfircilik yapan, herkese kafir diyen, kimseyi Müslüman görmeyen bir takım adamlarla röportaj yapıyor. Sonra diyor ki Türkiye'deki selefin liderlerinden diyerek bize takdim ediyor. Aslında bana sorarsanız o tarz insanlar selefin değil, elbette ki havariş topluluğunun liderleridir. Çünkü adamın söylemlerine baktığımız zaman adam diyor ki Türkler hiç Müslüman olmadı, hep müşriktiler. Yani sen kalkıyorsun tam 1000 yıllık bir ümmetin geçmişini, bir topluluğun İslam'ını, imanını, camisini, mescidini, namazını, ibadetini, Müslümanını, şeyhini, alimini, cahilini, abidini, zahidini komple kafirlik ve küfürle isnat ediyorsun ki bu selefin asla çizgisi değildir. Selef tekfir bir çizgi üzerinde değildir. Selef kimdir? Selef kelime anlamıyla sahabe demektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk dönem öğrencileridir. Peygamber'e iman eden Hazreti Ebu Bekir'dir, Hazreti Ömer'dir, İmam Ali'dir, Hazreti Osman'dır, Talha'dır, Zübeyir'dir, Mus'ab bin Ümeyr'dir, Ammar'dır, Bilal'dır, Habab'dır, bunlardır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğrencileri olup bu yolda peygamberden gerçek İslam'ı öğrenmiş, hayatlarını ona vakfetmiş. Gerçekten merhamet derken mazlum ve müstazaf olan, iman ehli olan insanlara karşı zelil davranan ama Allah'ın düşmanlarına karşı izzetli davranmış olan o topluluk seleftir. Yani sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğrencilerine biz selef diyoruz. Hatta bununla alakalı araştırma yaptığınızda göreceksiniz itikadi konularda. Yani İslam'da namazdır, ibadettir veya itikadi inanç esasları dediğimiz işte Allahu Teala ile alakalı meleklerle, imanın İslam'ın şartları buna benzeyen meselelerle alakalı olarak İslam hukukçuları, alimler şunu derler. İtikadi konularda Kur'an ve sünnetin lafzına bağlı olan ve tevil kabul etmeyen, yani tevillik meselelerde tevil etmeyen topluluğa ne deniliyor? Selef deniliyor. Selef sahabedir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğrencileridir ve bunlar gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yani sahih dini, temiz dini almışlardır ve kendilerinden sonraki toplumlara ne yapmışlardır? Aktarmışlardır. Sözlükte önce gelmek, gerçek geçmek ve geçmişte kalmak anlamdaki selef kelimesiyle selefi geçmiş insanların soy fazilet ve ilim bağlamında önce gelip geçenlere tabi olan demektir. Yani mesela bugün biz şöyle diyelim, biz 2020'de yaşıyoruz ve biz bundan belki 1200 sene önce yaşamış olan İmam Şafii'ye bir kısmımız tabidir. Bir kısmımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiş ama onun sahabelerinden ders almış, onların öğrencileri olan İmam Ebu Hanife gibi tabi'in ileri gelenlerine tabiyiz. Bu ne demek oluyor? Zaten biz selefe tabi olan topluluk demekiz. Biz sahabeye ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sireti, sünneti, yaşantısı, mücadelesi, davası, yöntemlerine tabi olan topluluk demektir. Selef terim olarak ilim ve fazilet açısından Müslümanların önderleri sayılıp eshab veya tabi'in için kullanılan selefin üstünlüğü ümmetin en hayırlısı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayanlar, onlardan sonra gelenler ve onlardan sonra gelenler olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlısı, en hayırlıları içinde bulunduğu bu topluluktur. Ve sümmellezine yelunehum ve sümmellezine yelunehum diyor. Bu sahih hadisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan Sahih Buhari ve Müslim Müttefikun Aleyhin olarak rivayet ediyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hüsam bin Hudayr'dan rivayet olunuyor. Kendi diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Allah'ın Resulü dedi ki hayrun nasi karni. İnsanların en hayırlıları içinde bulunduğum şu topluluktur. Onlar kimlerdi? Başta isimlerini saydığım Raşid halifeler, Aşere-i Mübeşşere olanlar, Bedir'e, Hende'ye, Uhud'a, Mekke'nin fethine katılanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayattayken onun yolunda mücadele veren, İslam için çalışan, çabalayan ve insanları ve toplumları tevhid ile, tebliğ ile, davet ile
ıslah etmeye çalışan sahabe topluluğudur ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlıları diyor. Zaten Kur'an ayetinde de Allahu Teala ne diyor? Vessabikune vessabikun. İlk iman edenler ilk cennete girenlerdir diyor. Yani ilk iman edenler cennete gireceğini, ilk iman edenlerin faziletiyle alakalı Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ensar ve muhacirle alakalı küsur küsur ayet vardır. Hatta ulemanın genel kanısı diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de 200 ayet-i kerime Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yaşamış, ona iman etmiş, onun derslerinde, halkalarında bulunmuş ve İslam'a teslim olmuş olan sahabeyle alakalı onların fazileti, onların cennete girmesi, onların izzeti, onların takvası, onların ihlası, onların samimiyetini anlatır ki onun için Nebi aleyhissalatü vesselam hayrun nasi karni diyor. İnsanların derken ümmetin en hayırları içinde bulunduğum şu topluluktur. Ki bunlar da nedir? Bunlara İslam hukukunda selef denilir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam davasının neleridir? O mirasçılarıdır ki onlar vesilesiyle İslam Anadolu'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, ta Çin'e kadar, Hindistan'a kadar neyle? Bu topluluk sayesinde yayılmış. İslam bütün yapısını sağlam bir şekilde bugüne kadar korumuşsa gene bu topluluğun vesilesiyledir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bu meşhur hadisini ulema örnek almış, numune almış. Demişlerdir ki insanların en hayırları sahabedir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ve onlardan sonra gelen ki mesela bunlar kimlerdir? Tabi'in dönemi alimleri. Mesela Hasan-ı Basri vardır, İmam Ebu Hanife vardır, İmam Cafer-i Sadık vardır. Ve daha nice binlerce tabi'in alimi vardır. Ve bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine bağlı olan, Kur'an ve sünnet ilkesiyle yaşayan kimselerdir. Ve bu alimlerin hiçbirinin tekfir yaptığını, milleti küfürle isnat ettiğini, saldırgan davrandıklarını, insanlara hücum ettiklerini, kendi ekolleri ve düşünceleri dışındaki herkesi itip kalktıkları veya nefret ve düşmanlık sergilediklerine rastlayamazsınız. Ve sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ثُمَّ الَّذ۪ينَ اِلُونَ Ve onlardan sonra gelenler, onlar kimlerdir? İmam Şafi'dir, İmam Ahmed bin Hanbel'dir ve o dönemdeki yaşayan tabi'in ve etba'u tabi'in dediğimiz o topluluğun alimleridir. İşte bunlara tabi olanlara tabiri caizse günümüzde selefi denilir. Biz kendimizi ehli sünnet ve cemaat olarak takdim ediyoruz. Biz diyoruz ki biz Kur'an'a ve sünnete tabi olanlarız. Kur'an ve sünneti bize ulaştıran alimlere tabiyiz. Biz halefe ve selefe tabiyiz. Biz Kur'an-ı Kerim'i gerçekten Nebi aleyhissalatü vesselam'ın şerh ettiği, tefsir ettiği, beyan ettiği şekliyle alan, ona göre hayatına yön veren, dine bid'at katmayan, hiçbir iftira, hiçbir uydurma, hiçbir makam uydurmayan kimseleriz. Adam çıkıyor televizyonda veya bazen videolarda rastlıyorum. 50 makam var, ben hepsine vakıfım. Ben her makam sanki Sümaşa Allahu Teala vahiy indiriyor. Adamı makamdan makama ulaştırıyor. Ben sizin şeyhinizim, ben sizin bilmem babanızım, ben sizin bilmem ilahınızım gibi böyle söylemlerde bulunuyor. Bu adam nedir? Bu ehli bid'adır, bu sapıktır, bu sapkındır. Çünkü İslam hukukunda bütün insanlar kardeşken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeye diyor ki hiçbiriniz öbürünüzden üstün değilsiniz. Hiçbirinizin özel bir mevkisi, öyle özel bir mertebesi, özel bir makamı yok diyor. Hepiniz diyor dünya hayatında birken ancak diyor ahirette takva ile kim çok Allahu Teala'dan korkmuş, kim çok ibadet etmiş, kim çok Rabbine tevekkül etmiş, ona yaslanmışsa onunla insanlar ahirette derece kazanır. Ama dünyada alim ile, zahit ile am, hepsi Allah bu dünya hayatında birdir. Camide ve cemaatte İslam hukukunda en ön saf zenginlere, ikinci saf alimlere, üçüncü saf şunlaradır demiyor. Vallahi devlet başkanı da gelse halkın içine girmek zorunda. En üst mertebede bir adam da gelse halkın içine girmek zorunda. Zengin de girecek, fakir de girecek. Hasta da girecek, sağlıklı da girecek, genç de girecek, yaşlı da girecek. Allahu Teala hiçbirinin arasına ayrım yapmıyor ve hepsini tek seviye olarak kabul ediyor. Onun için bu şekilde bir inanç sahibi selefin anlayışıdır. Ehli sünnet ve cemaatin anlayışıdır. Yani bize sordukları zaman, biz çocukken okuduğumuz zaman bize diyorlardı ki, alimler diyordu, kim size sorarsa deyin ki biz ehli sünnet ve cemaat, selef-u salihin, sahabenin, tabi'in döneminin alimlerin yolunda gidenleriz. Biz dini bu şekilde kabul ederiz.